Aranmamak, Yok, hiçbir hiçbir de zaman. aranmak. Ben Hiçbir iyi de zaman. aranmayı bir tek Bengü'de Ay ne gördüm. Bengü'de, sen de Bengü'de, Bengü'de, Hayır, Bengü'de yalakalık olsun diye. Şimdi beni açtırma, Hayır, o uyanma. Bengü Ben de olur. Bengü'de, Bengü'de, Bengü'de yalakalık olsun diye. Şimdi beni açtırma, Hayır, o uyanma. Bengü olur Bengü'de mu ya? gördüm, Bengü'de gördüm. Bengü Bir ama şey buraya söyleyeceğim. Şey, kız çikolata gönderdi. Teşekkür etti, Ya Bengü'de, açtı. Sinan aradı Bengü'yü. Şimdi Bengü'de, Bengü'de. Sen de hep Bengü'yü söylüyorsun. Hayır, ama Bengü'lük bana bir durum gönderen yok. Bir şey ya. Tamam, Sen sana de varken gönderiyor. burada gönderdi. Hayır, ama bir şey söyleyeceğim. Bengü'yü bu kadar güzel bir şeyler için. söyledik. Sinan koskoca Türkiye'de magazin duayeni bir adam. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam, sen kendi adına konuştun. Söylüyorum. Ama olayı etmeyelim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam, sen kendi adına konuştun. Söylüyorum. Ama olay geliyor buraya. Hayır, burada yok kendi. Bir programda Demet'i çok met etmiştim. Demet hemen telefon açtı ki o zaman hiç konuşmuyorduk. 4 sene 5 sene önce. Ben iyi anlamda konuşunca arayanları söylüyorum. Şimdi o ya, ama kişiselleştirmeyelim olayı. Ama yani kişisel olarak ikisi, söylemiyoruz. Hayır, kötüleri de yaptı. Söylemiyoruz. Ben kötüleri de aklımıza gelince onları da söylüyorum. Yok, ben söylemeyeceğim. Kadar yazık bir rakam. İki kişi diyorsun. Ne kadar yazık kişi ama yani. İki kişiden gördüm. Yok, olayı kişiselleştirmeyelim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam, sen kendi adına konuştun. Söylüyorum. Ama olay açısından çok enteresandı. Ve çok hoşuma gitmişti. O hayrandan ne öğrendin? Hiç yani hiç belli mesela sinirini de belli etmeyeceksin. Sen o yardana sinsi mi demek istiyorsun? Sen o yardana sinsi mi demek istiyorsun? Çok, bir kere saygı çerçevesinde konuşalım arkadaşlar, lütfen. Evet, lütfen. İkincisi bu sinsilik falan değil. Burada izleyicilerin gözünün önünde bir şey sinirlenirsen bu benim kendi düşüncem. Çok fazla belli etmem. Doğru, sen, belli etmem. Daha profesyonelce davranma. Yani ben bu şekilde görüyorum profesyonelliği. Ama işte samimiyet seviyorlar. Ama ben çok samimim. Beni de o kadar çok seviyorlar zaten ki. Seni sevmiyorlar mı dedik? Allah'a binlerce şükür yani benim sen bu halimde. Tam bir de herkesin başka bir şey var. Bir insan çok sinirlidir, çok belli eder. Birisi de içine atar. Belli etmez. Tabii canım, niye öyle diyorsun? Ya, doğru şey yanlışım yani. Değil mi? Ben de evet yani. Mesela sinirlensem bile sakin kalmayı Ayaba'dan öğrendim. Sinan'dan da tamam. Sinan'dan çok. Gerçekten Sinan hiç ikinci değilmiş. Ben onu öğrendim. Gerçekten. Hiç. Evet. Sinan adam ya. Sinan adam. Bu hiç masa bana bir tek değilmiş. Şeyi öğretti. Ne Sinan. Olursa olsun pes etmemeyi. Arkandan ne entrika çevrilirse çevirsin. Asla pes etmeyeceksin. Daha çok üstüne gideceksin. Daha çok inadına yapacaksın. Hadi bir BTR. Sonra buradayız. Senin bunu çok önce de... Yıllardır yıl... O cümle bir daha bitmeden... Ya bir şey söyleyeceğim. Ciddi söylüyorum. Hay 12 numaralı habere siz gidin. Abi beni böyle insanlarla oturtmayın masada. Çok ciddi çok sinirleniyorum. Böyle bir dünya yok yani. Ben her dakika bir şey izah etmek durumunda dinleyeceksin beni. Hayatım seni zaten dinleyeceksin. Dinliyorum. Sabrımı taşıyamazsın sen ama beni. Ama seni zaten dinliyorum dinleyeceksin. Ben. Ya dinleyeceksin, yorum yapacaksın ya da dinlemeyeceksin. Ya da benimle aynı masada oturmayacaksın. Ama hayatım o cümle bir daha bitmeden. Ya bir şey söyleyeceğim. Ciddi söylüyorum. Hay 12 numaralı habere siz gidin. Abi beni böyle insanlarla oturtmayın masada. Çok ciddi çok sinirleniyorum. Böyle bir dünya yok yani. Ben her dakika bir şey izah etmek durumunda dinleyeceksin beni. Hayatım seni zaten dinleyeceksin. Dinliyorum. Sabrımı taşıyamazsın sen ama beni. Ama seni zaten dinliyorum dinleyeceksin. Ben. Ya dinleyeceksin, yorum ama yapacaksın ya da dinlemeyeceksin. Ya da benimle aynı masada oturmayacaksın. Ama ben zaten... Şimdi siz ikiniz idare ederken aniden birisini getiriyorlar burada. Şuraya koyuyorlar. Diyorlar ki siz buna tabi olarak konuşacaksınız. Ya sen buraya senelerini vermedin mi? Bu mesleğe senelerini vermedin mi? Bir başkası gelir ama bir hiyerarşi diye bir şey vardır. Hı hı. Yaşam hiyerarşisi, meslek hiyerarşisi. Yani yaş hiyerarşisi. Yani 40 senelik bir insana onu kırıcı bir laf yanında etme hakkını kimse sana vermez. Ha, o zaman şöyle bir şey vardı biz telefonla görüştüğümüz zaman da. Dedim ki kardeşim sen o işi bırak. Bırak. Dedi ki işte hem mukavelem var hem bir ya emiçim dedi. Bir de bıraktı, işi bırakan insan pozisyonunda hiçbir zaman olmadım. Hiçbir işi yarım bırakmadım. Biter gider öyle giderim. Bu sıkıntıları vardı. Keyfi kaçmıştı. Hatta ben program seyrettiğim zaman işte birkaç gün önceden mi dün mü bilemiyorum artık. Karma karışıklık. Olmaz. Burası bir magazin programı. Sen gurur duymalısın. Burada nasıl konuşulduğunun hakarete varmadıkça hiçbir önemi yok. Bu masaya sen biliyor musun millet buraya gelmek için can atıyor. Kanal D yönetimine demin seslendim. Bu kızlar bir haftadır beni doğuruyorlar. Ve cevap hakkımı kullanamıyorum. Sen
bu programda adın geçtiğine dua edeceksin. Canım Beyaz TV söylemezsem olmaz da bana vurmak. Öyle saçma sapan burada insanlar bütün iyi niyetiyle seni 10 dakika verdirtip bu kızcağızın yorum yaptığı şeye ya olmaz böyle bir şey. O zaman bu işi yapmayacaksın. O zaman bir haftadır gıybetle program yapmazdınız. Söz hakkım yok. Aynı anda yayındayım. Beni parçaladınız orada. Ne Allah, ne Kanal D yönetimi, ne de savcılık buna izin vermeyecek. Yazık. Çok. Midem bulanıyor benim. Ben midem bulanan ortamlarda durmak istemiyorum. Örtüye pabuç bırakmayarak buralara geldim. Ben size pabuç bırakır mıyım? Allah'ın kuluyum ben, burası Dingo'nun ağrı değil. Ben evimde açıp ellerimi dua ettim. Ben açtım ellerimi, Yasin okudum. Allah sizi de görüyor, beni de görüyor. Siz nasıl Allah'tan korkmadınız? Allah'ım sana sığınıyorum. Bu hasetlerden, bu pisliklerden sana sığınıyorum Allah'ım. Benim senden başka hiç kimsem yok. Bu 3 aylarda nasıl günaha girdiğinizi bilseniz çarpılırsınız. Benim Allah'ım var. Sizin var mı şüphe ediyorum. Allah adamı ne yapar biliyor musunuz? Çarpar. Bu 3 aylarda benim annemin gözünden düşürdüğünüz her damla sizin canınızdan çıksın. Bu 3 aylarda attığınız iftiralar sizin ciğerinizden çıksın. Benim ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Hayatım o cümle bir daha bitmeden. Ya bir şey söyleyeceğim. Ciddi söylüyorum. Hayır, 12 numaralı habere siz gidin. Abi beni böyle insanlarla oturtmayın masada. Çok ciddi, çok sinirleniyorum. Böyle bir dünya yok yani. Ben her dakika bir şey izah etmek durumunda dinleyeceksin beni. Hayatım seni zaten dinleyeceksin. Dinliyorum. Sabrımı taşıyamazsın sen ama beni. Ama seni zaten dinliyorum dinleyeceksin. Ben. Ya dinleyeceksin, yorum yapacaksın ya da dinlemeyeceksin. Ya da benimle aynı masada oturmayacaksın. Ama ben de Bengü'de yalakalık olsun diye şimdi beni açtırma Oya abla. Ben de Bengü'de yalakalık olsun diye şimdi beni açtırma Oya abla.